Evet, Sakarya Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri bölümündeyiz. Erman hocamızla beraberiz. Hocam öncelikle çok teşekkür ediyoruz vakit ayırdığınız için. Ben çok Kabul teşekkür ederim. ettiğiniz için Hoş bizi. geldiniz. Yönetim Bilişim Sistemleri bölümünü soracağız öncelikle. Tercih yapacak, belki bu bölümle ilk kez tanışacak arkadaşlarımız için bölümün tanıtılmasını isteyeceğiz. Sakarya Üniversitesi'nin farkını soracağız. Yönetim Bilişim Sistemleri'nin geleceğini soracağız. Nereye gidiyor, gelecekte neler bekliyor? Ve akademisyenliği soracağız, akademik hayatı ve sizin hayata dair tecrübelerinizi, tavsiyelerinizi dinlemeye çalışacağız Memnuniyetle. arkadaşlarımız adına. Sırasıyla başlayalım isterseniz hocam. Öncelikle Yönetim Bilişim Sistemleri bölümü nedir? Ne iş yapar? Kimler tercih etmelidir? Özel bir yetenek gerektirir mi? En zor soruyla En başladınız zor herhalde. soruyla İlk başlayalım. sorunuz en zor olan soruydu. Şimdi bu soruyu kime sorduğunuza bağlı olarak ya da geçmişine bağlı olarak, kişinin geldiği background'a bağlı olarak çok farklı cevaplar alırsınız diye düşünüyorum. Bana göre Erman Coşkun olarak Yönetim Bilişim Sistemleri bölümü interdisipliner, disiplinler arası birden fazla disiplinin birikimlerini bir araya getirmesi gereken ve benim meşhur sözümdür, köprü görevi görecek, farklı departmanlar arasında köprü görevi görecek olan bir bölüm. Hangi disiplinler var? Bundan önceki röportajlarda da eminim söylenmiştir. Benim için olmazsa olmaz işletme bölümü. Çünkü yönetim bilişim sistemlerinin hizmet ettiği alan eninde sonunda işletme ya da yönetim kadrosu ya da karar vericiler. Bunun dışında bilgisayar mühendisliği kesinlikle bizim ilgi alanımızda ya da bizim destek aldığımız alanlardan bir tanesi. Çünkü yazılım olmazsa, donanım olmazsa, network olmazsa, ağlar olmazsa bizim sistemlerimizi hayata geçirip de uygulamak çok mümkün değil. Ya da uygulamacılara faydalı olacak ürünleri çıkarmak çok mümkün değil. Bir de bana kalırsa yöneticilerin hangi tür kararlarını daha çok destekliyoruz derseniz de orada da optimizasyon söz konusu oluyor. Optimizasyon ve sayısal karar verme teknikleri diye daha önceki bizim zamanımızda, bizim öğrencilik zamanımızda bildiğimiz olaylar artık belki az sonra geleceğiz. Gelecekle ilgili şeylerde işletme analitiği ya da iş analitiği dediğimiz olay tamamen optimizasyon, endüstri mühendisliği, matematik, istatistik. Bakın disiplinleri saydıkça artıyor. Ama bana kalırsa işletme, bilgisayar mühendisliği, bazıları endüstri mühendisliği diyebilir, bazıları matematik, istatistik diyebilir. Bunların tam bir kesişim kümesi yönetim bilişim sistemleri. Genel amaç olarak da bilgisayar mühendisliğinden bizi farklılaştıran şey de biz karar vericilerin nelere ihtiyacı olduğunu bulmalıyız, bilmeliyiz ve onların kararlarını destekleyecek sistemleri Peki özel bir yetenek gerekiyor mu, yoksa bu konuları yapabilecek herhangi birisi bu bölümü okuyabilir mi? bence özel bir yetenek. Şimdi herkes belli işleri yapabilir ama işinde iyi olabilmek için analitik düşünmek, pratik düşünmek artı sayısal zekanın belli bir düzeyde olması çok çok önemli. Asıl iyi yönetim bilişim sistemlerciler ya da fırsatları gören yönetim bilişim sistemlerciler buradan çıkıyor. Ama ben düz rutin bir iş yapacağım, işte sistem analizi yapacağım ya da sistemin dizaynını yapacağım ya da kod yazacağım diyorsanız çok özel bir yeteneğe gerek olmayabilir. Ama gerçekten YBS'nin o interdisipliner bakış açısını yansıtacak ya da işine yansıtacak kişileri istiyorsak analitik düşünme, kıvrak düşünme, mümkün olduğu kadar sorgulayıcı yaklaşma benim için önemli. Hocam bir de seçim döneminde, tercih döneminde üniversite sınavına giren arkadaşlar için çok alternatif oluyor ve birbirine yakın alternatifler olabiliyor bazen veya onlara yakın gelebiliyor. Şimdi işletme bölümünü tercih edebiliyor arkadaşımız. İşletme enformatiği bölümü var. Bir de yönetim bilişim sistemleri bölümü var. Bu bölümlerin farkı nedir? Neye göre tercih edilmelidir?